Değerli arkadaşlar merhaba. Analitik hiyerarşi prosesini irdeleyeceğimiz bu kursa hoş geldiniz. Analitik hiyerarşik prosesi arkadaşlar kısaca AHP olarak biliniyor. Çok kriterli karar verme tekniklerinden bir tanesi seçme ve sıralama problemleri için kullanılan yöntemdir arkadaşlar. Bu yöntem 1980 yılında Thomas Saati tarafından geliştirilmiştir. Yöntem temel olarak arkadaşlar kriterlerin ve alternatiflerin ikili olarak karşılaştırılması esasına dayanıyor. Yöntemde arkadaşlar öncelikle kriterler kendi aralarında karşılaştırılıyor. Daha sonra her bir kriter dikkate alınarak alternatiflerin karşılaştırılması gerçekleştiriliyor. Karşılaştırmalar arkadaşlar gerçekleştirirken Saati tarafından geliştirilen bir ölçek kullanılıyor. Bu ölçek arkadaşlar 1 ile 9 arasında değişen bir ölçek ve bu ölçekteki sayısal değerler vasıtasıyla önem dereceleri belirlenmeye çalışılıyor. Tabloda görecek olursak arkadaşlar her bir sayısal değerin karşılık geldiği bir önem derecesi var. Bir değeri konulduysa arkadaşlar eşit derecede önemli anlamına geliyor. Yani kriterin ya da alternatifin üstünlüğü ya da baskınlığı söz konusu değil. Genellikle kriterlerin ve alternatiflerin kendileriyle karşılaştırılmalarında bu değer kullanılır arkadaşlar. Yani bir kriter kendisine üstün ya da baskın değildir. Dolayısıyla bir değeri yer alır. 1 ile 9 arasında değişiyor dedik arkadaşlar. Örneğin 3 biraz önemli ise, 9 son derece önemli ise kullanacağımız matriste vereceğimiz değer olacak arkadaşlar. 2, 4, 6, 8 değerleri ise arkadaşlar ara değerler anlamına geliyor. İkili karşılaştırma matrisi elde edildikten sonra arkadaşlar normalizasyon yapmamız gerekiyor. Bildiğiniz üzere normalizasyon işlemi arkadaşlar bizim nicelik olarak büyüklük içeren durumlarda arkadaşlar sayısal olarak büyük değerler yer aldığında bu niceliğin yaratacağı etkiyi ortadan kaldırmak için normalizasyon işlemine ihtiyaç duyarız ve normalizasyon işlemi gerçekleştiririz. Normalizasyondan sonra öncelik vektörünü elde edeceğiz arkadaşlar. Daha sonra ikili karşılaştırmaların tutarlı olup olmadığını anlamak için de tutarlılık testlerini gerçekleştireceğiz. Bu tutarlılık testleri şu işimize yarayacak arkadaşlar. Eğer verileri anket yoluyla elde ettiysek, ankete cevap verenler tutarlı bir şekilde anket sorularını cevaplamış mı, cevaplamamış mı? Elde ettiğimiz matris analiz için geçerli ve güvenilir mi? Onu anlamamızı sağlayacak arkadaşlar. Bu tutarlılık testlerini yapabilmemiz için de CR, CI ve RI değerlerine ihtiyaç duyacağız arkadaşlar. CR ve CI değerlerini biz kendimiz hesaplayacağız. RI değeri ise arkadaşlar Thomas Saati tarafından yine önerilmiş bir rastgele değer indeksi arkadaşlar. İndeks değeri. Bu rastgele değer de arkadaşlar, rastgele indeks değeri de analizimizdeki kriter sayısına göre değişiyor. Şu tablodaki gibi arkadaşlar, 1 ve 2 kriter için karşılaştırma yapmaya, seçmeye ya da sıralama yapmaya gerek olmayacağı için arkadaşlar, bu tabloda kriter sayısı 3'ten başlıyor ve genellikle 15'e kadar kullanılıyor arkadaşlar. Kriter sayımıza göre buradan rastgele indeks değerini çekeceğiz arkadaşlar. Ve tutarlılık hesabında RI değeri olarak arkadaşlar bu tablodan faydalanacağız. Karşılaştırma matrislerinden elde edilen öncelik değerleri satırlarda alternatiflerin, sütunlarda ise kriterlerin yer aldığı tabloya yerleştirilerek tüm öncelikler vektörü elde edilecek arkadaşlar. Bu bizim AHP'de kullandığımız nihai tablo. Birazdan Excel'de anlatırken arkadaşlar ne demek istediğim daha açık anlaşılacak. Önceden elde edilen ağırlık değerleriyle bu tabloyu çarpacağız ve sonuç tablosunu elde edeceğiz arkadaşlar. Daha sonra da sonuç tablosunda yer alan her bir alternatife ait kriter değerlerinin aritmetik ortalamasını alacağız ve sıralama ve ya seçme işlemi gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Ben şimdi bu kursta elimden geldiğince formülizasyonu arkadaşlar minimum seviyede tutmaya çalışacağım. Yani Excel'de biz bir başlayacağız. Yukarıdan aşağıya doğru analizi gerçekleştireceğiz. Ama yüksek lisans doktora tezinde ya da bilimsel bir makalede bu yöntemler kullanılacağı için arkadaşlar matematiksel notasyonlara da ihtiyaç duyacaksınız. Bu notasyonları da göstereceğim. Ama emin olun hiç zor olmayacak sizin için. Oldukça kolay olacak.
Şimdi AFP yöntemini 6 adıma ayırmamız mümkün arkadaşlar. Öncelikle problemi belirleyeceksiniz. Ne için seçme yapacaksınız ya da ne için sıralama yapacaksınız? Birinci adım bundan oluşuyor arkadaşlar. İkinci adımsa karşılaştırma matrisinin oluşturulmasıdır arkadaşlar. Bu karşılaştırma matrisini siz belirledikten sonra verileri anket yoluyla elde edebilirsiniz. İsterseniz çok sayıda kişiye ulaşarak anketi gerçekleştirirsiniz. Ya da arkadaşlar alanında uzman konusunda uzman kişilere başvurup uzman görüşü de alarak daha az sayıda anketlerden verileri elde edebilirsiniz. Karşılaştırma matrisini oluşturduktan sonra arkadaşlar normalizasyon yapacaksınız. Daha sonra öncelik vektörünü elde edeceksiniz. Tutarlılık testlerinden başarıyla geçerse eğer arkadaşlar bu yöntem kullanabileceğimiz anlamına geliyor. Yani artık seçme ya da sıralama işlemini gerçekleştirebileceğiz arkadaşlar. Hemen kısaca böyle formüllere de değineyim arkadaşlar. Ondan sonra Excel'imizi açıp uygulama yapmaya başlayalım. İlk adım arkadaşlar karşılaştırma matrisinin oluşturulması. Şimdi karşılaştırma matrisi arkadaşlar n çarpı n boyutlu bir kare matrisidir. Bu matrisin de köşegeni üzerindeki değerler arkadaşlar bir değerini alacaktır. Çünkü bir kriterin ya da alternatifin kendisi üzerinde üstünlüğü ya da baskınlığı söz konusu olamaz. Dolayısıyla oluşturacağımız bizim karşılaştırma matrisi diagonal olarak bir değerlerinden oluşacaktır arkadaşlar. Şimdi ikinci adımdan sonra üçüncü adım arkadaşlar normalizasyon. Normalizasyonda bu notasyonla gerçekleştireceğiz. Karşılaştırma matrisinde yer alan her bir hücre değerini sütun toplamına bölerek arkadaşlar normalizasyon gerçekleştirmiş olacağız. Normalize edilmiş matrisimiz de bizim arkadaşlar şöyle bir tablodan matristen oluşacak yine. Yani ilk başta A diye isimlendirmiştik matrisi. Şimdi de C diye matrisi isimlendirdik. Normalize edilmiş matrisimiz de oranlanmış bir matris olacak. İlk elde ettiğimiz matristen daha küçük değerlere sahip bir matris olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar şimdilik. Öncelik vektörü de arkadaşlar bu C matrisinde yer alan her bir değerin toplamının aritmetik ortalaması şeklinde hesaplanıyor. W isminde bir öncelik vektörü elde ediyoruz. Bu öncelik vektörünü arkadaşlar biz nihai AEP tablosunda kriterlerin karşılaştırıldıktan sonra elde edilen öncelik vektörünü ağırlık olarak kullanabiliyoruz. Sonra da arkadaşlar tutarlılık testlerini gerçekleştireceğiz. Ki yaptığımız işlemler güvenilir mi, geçerli mi? Anketimize cevap veren cevaplayıcılar anketi ciddiyetle ele almışlar mı? Verdikleri cevaplar güvenilir mi? Onu görmek için de arkadaşlar tutarlılık testlerini yapacağız. Tutarlılık testlerini de arkadaşlar gerçekleştirmek için biraz önce de bahsettiğim gibi CU, RU, CR değerlerine ihtiyacımız var. CU uyum indeksi manasına geliyor arkadaşlar. RU da rastgele indeks. Saati tarafından bu indeks elimizde mevcut olacak. Uyum oranı da arkadaşlar yine CU'da olduğu gibi biz kendimiz hesaplayacağız. CR'nin formülü şu şekilde CU'nun RU'ya bölünmesiyle elde ediliyor. CU da arkadaşlar hesaplarken lambda değerini kullanacağız. Bu formülde yer alan n de arkadaşlar bize kriter sayısından gelecek. Şimdi elde ettiğimiz bu CR'nin arkadaşlar yani yaptığımız analizin geçerli olabilmesi için CR değerinin %10'dan küçük olması gerekiyor. Eğer %10'dan küçükse arkadaşlar yapılan karşılaştırmaların tutarlı olduğu anlamına geliyor. Eğer %10'dan büyükse bir sorun var demektir. Ya bir yerde bir hesaplama hatası yapmışsınızdır ya da anketinize cevap veren kişiler tutarsız cevaplar verdiği anlamına gelecek arkadaşlar. Lambda değerini arkadaşlar nasıl hesaplayacağız? Buradaki lambda değerinde arkadaşlar ilk baştaki A karşılaştırma matrisi ile elde ettiğimiz W öncelik matrisinin çarpımından bir D sütun vektörü elde edeceğiz arkadaşlar. Bu D sütun vektöründe şu formüller yardımıyla kullanarak lambda değerini elde edeceğiz. Şimdi arkadaşlar bu söylediklerim şu anda çok afaki gelmiş olabilir size. Ama emin olun gözünüz hiç korkmasın. Bu matematiksel notasyonlar sizi hiç korkutmasın. Birazdan Excel'de uygulama yaptığımız zaman aslında ne kadar kolay olduğunu göreceksiniz. Amacım sadece matematiksel olarak da işlemler nasıl onu görmenizi istedim. Aslında böyle göründüğü kadar zor değil. Şimdilik bu dersi burada tamamlayalım.
İkinci derste Excel'de uygulama yaparak başlayalım arkadaşlar. Sonraki derste görüşmek üzere.